Meksika'nın yeni solcu başkanı, koruma istemiyorum, halk beni korur. Meksika'nın uzun yıllar sonra iktidara getirdiği ilk solcu devlet başkanı Obrador, yakın koruma kabul etmeyeceğini, başkanlık sarayına yerleşmeyeceğini ve maaşında indirim gideceğini söyledi. Meksika'da 2006'dan beri girdiği başkanlık seçimlerini üçüncü seferde açık ara farkla kazanan solcu siyasetçi Andrés Manuel López Obrador, kısaca AMLO, yalan söylemeyeceğiz, çalmayacağız, halka ihanet etmeyeceğiz. Çok yaşa Meksika, sloganı uyarınca başkanlık sarayını ve koruma kalkanını reddetti. Meksika, sağcı devlet başkanlarının uyuşturucuya savaş ilan edip orduyu bu savaşa sokmasından beri 10 yılda 200 binden fazla kurban verdi. Bu şiddet bataklığı devletteki yolsuzluk ve toplumsal yozlaşmayı da içinden çıkılmaz hale getirdi. Ancak Meksika'nın uzun yıllar sonra iktidara getirdiği ilk solcu lider olan AMLO, yakın koruma kabul etmeyeceğini, çünkü halka yakın olmak istediğini duyurdu. Mitinglerinde korumalarla çevrelenmiş halde dolaşmak istemiyorum. İstiyorum ki siz beni gözetin, istiyorum ki halk bana sahip çıksın, diye konuşan 64 yaşındaki solcu lider, seçim zaferini takiben koltuktaki Enrique Peña Nieto ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı. Ve yine, koruma istemiyorum, yurttaşlar bana sahip çıkar, beni korur, dedi. AMLO'nun seçim kampanyasında kendisiyle ilgili verdiği ve tutacağını söylediği başka sözler de var. Başkanlık sarayı sanat merkezi olacak, yıldız başkent Meksiko'da bulunan 19. yüzyıldan kalma devasa ve şatafatlı başkanlık sarayında, Los Pinos, yaşamayacağını belirtti. Meksiko'nun varoşlarında düzenlediği mitinglerde, hiçbir türden malikanede yaşamayacağım, diye konuşurken başkanlık sarayını, Meksika halkı için bir sanat merkezine dönüştürmekten, söz etti. Başkanlık uçağı satılacak, yıldız başkanlık uçağını satacağını ve üst düzey yetkililerin ülkenin bir yerinden diğerine özel uçak ve helikopterle gitmelerini yasaklayacağını söyledi. Tüm bunlar sona erecek, halk yoksulken hükümet zengin olamaz, dedi. Devletin TEPESİNDEKİLERİNE maaşları düşecek, yıldız hem başkanlık maaşını hem de altın bürokrasi diye niteleyi bürokratik yetkililerin yüksek maaşlarında indirime gideceğini söyledi. Yolsuzluk skandallarıyla lekelenen Selefi Peña Nieto'nun aldığı maaşın yarısını alacağı sözünü verirken, en tepedekilerin maaşlarını azaltacağız ki en alttakilerin maaşlarını arttırabilelim, vurgusu yaptı. Öğretmenler, hemşireler, doktorlar, temizlik işçileri, polisler, askerler, denizciler, tarım işçileri, hepsi daha fazla kazanacak vaadinde bulundu.